Değerli basın mensupları, Uğur Mumcu'nun katledilişinin 26. yılı. Dönemin yetkilileri söz verdiler. Katilleri yakalayacağız, onları yargılayacağız, adalete teslim edeceğiz diye. 26 yıl geçti, 26 yıl. Katiller ellerini kollarını sallayarak geziyor. Demokrasi gelişmiş bir ülkede kalemini eğmeyen, kalemini dik tutan, onurlu, korkuya boyun eğmeyen, baskıya boyun eğmeyen Uğur Mumcu ve onun gibi pek çok düşünür katledildi ve bu katillerin bulunması gerekirdi. Ama bu yapılmadı. Siyasal iktidarlar görevlerini yerine getirmediler. Üzgünüz, üzüntülüyüz. Bakınız değerli basın mensupları. Gerçekten de anlatırken, ifade ederken büyük zorluk çekiyorum. Bir ülkenin tepe konumundaki yöneticisi, biz belediye başkan adaylarını belirlerken Milli İstihbarat Teşkilatı'nda, emniyetin istihbaratından bilgi alıyoruz diyor. Eğer siz bu devleti adaletle yönetecekseniz, o istihbarat örgütlerini katillerin yakalanması için seferber etmeniz gerekirdi. Kalemini eğmeyen, bükmeyen insanların katillerinin yakalanması için seferber edilmeliydi. Bir siyasal partinin belediye başkan adaylarının şu veya bu şekilde sorgulanması devletin önemli kurumlarının görevi midir? Nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz biz? Nasıl bir devlette yaşıyoruz biz? Bir istihbarat devleti mi burası? Bir aile şirketi mi yönetiyoruz biz? Uğur Mumcu, bütün dünyanın önünde saygıyla eğildiği bir basın mensubu. Kalemini dik tutan, onurlu tutan, ülkesinin bağımsızlığı için mücadele eden, haksızlığa direnen bir kişi. Ve siz onun katillerini bulmuyorsunuz ama devletin istihbarat örgütlerini başka bir amaçla kullanıyorsunuz. Bugün bunu söylemek zorundayım. Bugün İsmail Cem'in, Gaffar Okan'ın da ölüm yıl dönümleri. Onları da saygıyla, rahmetle anıyoruz. Hablemitoğlu, hala katilleri bulunmadı. Ve sormak istiyorum, neden bulunmuyor bunların katilleri? Bizlerin telefonları saat saat izlenirken bu katiller neden ellerini kollarını sallayarak Türkiye'de geziyorlar? Ben bunları söylemek zorundayım. Ben bunları söylemezsem ülkeme karşı, vatandaşıma karşı görevimi yerine getirmemiş olurum. Benim bu ülkeye karşı sorumluluğum var. Bu ülke adaletle yönetilmeli. Bu ülke barış içinde yönetilmeli. Bu ülke demokrasi içinde yönetilmeli. Biz bunları istiyoruz. Elbette ki bütün siyasal partilere saygılıyız. Ama bütün siyasal partiler adaletle davranmak zorundadır. Hukuk içinde davranmak zorundadır. Devlet dediğiniz kurum bir siyasal partinin egemenliğinde olamaz. O zaman hanedanlık olur. Ne zamandan beri Türkiye hanedanlıkla yönetilme konusunda bir karar aldı? Ama baskıyla, zulümle böyle bir sürecin içine Türkiye sokulmuş vaziyette. Buna direneceğiz. Sessiz durmayacağız ve konuşacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Merhaba. Ezmeyelim lütfen. Biter, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Özgün Mumcu. Müsaade edin. Özgün Mumcu.
Burmuncu'nun dostları. Kameraman arkadaş biraz hızlı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Basamak. Çıkacaklar. Götür. Bir dakika. Yok, geçelim. Bir dakika. Bir kalem susar, yerini bir başkası alır. Bu kalemler tükenmez. Ne denirse, ne denir kapılar, ne iddianameler ve ne de 5 yıldan 20 yıla uzanan hapis cezaları bu kalemi korkutamaz. Bundan sonra da korkutamaz. Kalemler vardır, sömürünün, korkunun sırrıdır. Kalemler vardır, özgürlüğün ve barışın silahıdır. Kalemler vardır, gençlerin idam kemenklerinde kırılır atılırlar. Kalemler vardır, resmi belgelere durmadan imza atar. Ve kalemler vardır, yılmadan, usanmadan, eğilmeden, bükülmeden yazar. Teşekkürler. Eğim alabilir miyim cam fotoğrafını? Baba, ne oluyor lan? Baba,